Evet, şimdi havaalanına geldim. Ankara Esenboğa. Bundan sonrasını hiç bilmiyorum. Hep beraber keşfedelim. Hiç uçağa binmeye bilmeyen biri ne yapmış? Burayı atlatalım, sonra tekrar açayım. Galiba içeri gireceğiz çantalarla. Herhalde dış hatlar giriyor. Aha şu 10-20 Katar. Light UR 314. Hocam check-in konturları. Herhalde check-in yapacağım yeri bulmam lazım. Çekinmeden bulmam lazım. Ha ne? Pegasus, Pegasus, Pegasus. Pegasus, Katar. İleri bakalım. Harç pulu ödemedim. Harç pulu da galiba ödemem gerek. Yurt dışı harç pulu. Harç. Katar, pasaport, check-in konturları. Bunlar herhalde check-inler. How yazıyor. Which one? Katar. Tamam. Karınki neredeymiş? Business class. Ben bilmiyorum. Katar bura ne var? Nerede lan? Pardon, bir şey söyleyeyim miyim? Katar'ın şey kısmı nerede? Check-in kısmı? Hemen bu en baştaki yer ama saat 10.30'da açılıyor. Orada business yazıyor ama. Orada kendileri ayrım yapıyorlar. Yapıyorlar ya. Tamam, 10.30'daymış. Şimdi harç pulu işini halledelim o zaman. Harç pulu diye bir şey varmış. Yurt dışına giderken ödenmesi gerekiyor. Bu 150 liraymış galiba, 1500 lira mı olmuş? Şimdi bakalım kaç paraymış. Şurada harç pulu yazıyor. Hediye satış kartı 500 liraymış. Kredi kartıyla diyelim. Kredi kartı bir adet. Ben bir kişiyim. Harç pulu ver bakayım. Ha evet. Bunu yanında tut. Ne yapacağım bu harç pulunu ben? 7 yaşında doldurmamış olanlar muafmış. Tamam. Ne yapacağım bu harç pulunu? Kağıdı almak için mi verdim bu parayı? Neyse, cüzdanımıza dursun. Harç pulu da aldık. Kolay. Şimdi döviz bürosu varmış. Döviz bürosuna bir gidelim. Madem 10.30'da açılıyor. Şurada döviz bürosu. Tanışmaymış. Döviz bürosunu bulalım. Oradan bakalım şey yapabiliyor muyuz? Endonezya rupisi alabiliyor muyuz? Zannetmiyorum burada olacağını da. Bakalım. Şu atlar, atlar dış atlar nerede? Bulacağız inşallah. Burada yemek yerleri var şöyle geçirmeli. Şu burgerların menüsünü merak ediyorum kaç para. Ne kadar geçiriyorlar. Şurada resim sergisi var, ona da bakabiliriz. Tamam. Döviz bürosunu önce bir bulalım. Yerini buldum ama galiba Endonezya rupisi geçmiyor. Şöyle anlamadığım paralar geçiyormuş burada. Bir soralım. Evet, şimdi şu paralara bir bakalım. Bir Japon yeni aldım. 5000 Japon yeni aldım. Merak ettim nasıl bir şey diye. Şurada bakalım. Evet, bu Japon yeniymiş. Yeni Japon lirası. 5000 Japon yeni. Bu büyük bir para o zaman. 50 dolar falan oluyor. Matematik yaparsak 1000 yen 7 dolarsa 5 kere 7 35. Yüksek oranda bozdurdum galiba. Geçirdiler havaalanında biraz. Öyle hissediyorum. Biraz değil, fazla da olabilir. Ama ilginçmiş. Nippon Ginko. Japonya'ya da gitmek istediğim için acil durumda lazım olur diye bunu yanıma alacağım. Bunu saklayalım. Endonezya parası 5000, 50.000. Bu kaç lira biliyor musun? 50.000 aslında şu 100 lira oluyor galiba. Tabii 3 sıfır at, 2 ile çarp 100 lira gibi düşün. 100, 300, 400, 600, 700, 800, 900 gibi bir şey anladım. TL. Yine burada da oranlar bayağı yüksekmiş havaalanında. Burada geçiriyorlarmış yani. Çünkü normalde o kadar dolara daha fazla diye olur diye düşünüyorum. Ama başlangıç parası olarak almış olduk. Yanımızda bulunsun. Pahalı mı değil mi? Artık onu da yorumlara yazın. Ses. Evet. Havaalanına geldim. Şu an oturuyorum. Check-in yapmayı bekliyorum. Açıkçası biraz çekiniyorum. Katar. Katar'ın hava yollarının check-in şeysi gelmedi. Şu an bakalım engel ne var. Bagaj biraz, benim çanta biraz ağır. Hiç bagaj kısmına girmek istemiyorum. Çantayla halletmeyi düşünüyorum. Ama çanta ağır. Ama bir çantam var. Bir de küçük el çantam var. Umarım sorun yapmazlar. Yaparlarsa küçük çantayı, bu çantanın içinde bir küçük bez çanta var. Onun içine el çantasını koyup biraz da elbise tıkıştırıp böyle karma bir şey yapmayı düşünüyorum. Onun dışında burada çok ilginç insanlar varmış. Yani her bulunduğum bölgede hayatın farklı insanlarını görüyorsun. Kesinlikle yani sadece havaalanında bulunmak bile çok farklı hissettiriyor insana. Daha büyük bir dünya anlıyorsun. Uluslararası insanlardaki fizyolojiyi görüyorsun birbirinden farklı. Ekonomik durumları, ruh halleri,
yaklaşımları, üslupları, işleri çok değişik. O yüzden gözlemliyorum. Diller, davranışlar, kültür mesela geliyor. Diyorsun ki bu herhalde Amerikalı, bir konuşuyor Arapça. Hiç mesela bizim halbuki filmlerde gördüğümüz arketip, yani filmlerde gördüğümüz tiplerdeki Arap gibi değil. Ön yargın kırılıyor. Demek ki dolaşmak lazım dünyayı. Dediğim gibi ilk defa ailemden bu kadar uzak olacağım galiba. Şimdiye kadar en fazla 10 gün ailemden uzakta kalmıştım. O da aynı Türkiye'de yine yani. Çok çok özlemiştim yani. Büyük bir özlem. Şimdiden çok özledim. Ama şöyle bir şey var. Sizde de böyle mi bilmiyorum. Çoluk çocuğun yanına akrabalardan birileri gelince destek olarak, o zaman daha hafifliyor. Çünkü biliyorsun ki onlar biraz daha iyi vakit geçiriyorlar. Tabii baba hiçbir şey unutmaz. Ben mesela babam bir aylığına Almanya'ya gitmişti. Hala unutmam onu yani. Hani o özlemi, üzgünlüğü, üzülmeyi. O yüzden değişik bir his, değişik bir duygu. Ama yapmak gerekiyor. Hayatında bazı şeyleri değiştirmek istiyorsan bir gurbet gerekiyor yani. İnşallah gurbet kısa olur. Kısa sürede tekrar aileme kavuşurum. Bakalım nasip. Bir özlem var yani. Büyük bir özlem var. Cümleden var. Böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? Tamamen işime odaklanıyorum. O zaman aklıma o tarafı kapatıyorum böyle. Kapatıyorum ki üzülmeyeyim diye. Tamamen ona odaklanıyorum. İşte hikayeyi düşünüyorum. Ne yapabiliriz diye. Birazcık numeroloji öğrendim. Numerolojiden şöyle ilginç şeylere vakıf oldum. Kendi ismimin numerolojisini gördüm. İşte özgünlük falan, maceracı ruh falan diyor. Tamam zaten artık. Ondan sonra yurt dışında kullanmak için bir mahlas isim bulmuştum. Tamamen bambaşka bir isim. Yani numerolojiye bir baktım. O da aynı sayı çıktı. Yine yani kaçamamışız o macera, değişim, özgünlük falan. Sonra kendi oyun firmamın numerolojisine baktım. O da aynısı çıktı. Özgünlük, değişim, macera. Ama işte şey çıkması lazım. Para. İşte başarı, tamam özgünüz, maceracıyız da bir yandan da arpanın suyuna ihtiyaç var. O da farklı bir numerolojiden çıkıyor. Ondan sonra ChatGPT'yi kullanarak şey yaptım. O ilgili numerolojiye uyacak şekilde isim kombinasyonları türettim. İşte yeni bir hikaye başlatmıştım. Onda da baktım istediğim gibi değil. Ama bir şeyde, bir isimde onu yakalamışım. Gerçekten büyük başarı, işte maddi gelir falan. O da hangisi biliyor musunuz? Kickstarter'daki oyun projem Maho the Monster Cook. Yani o yüzden lütfen siz de takip edin. Reklam değil bu gerçekten yani. Baktım numerolojisi iyi çıktı. Bu işten anlayanlar yazabilir yorumlara. Maho the Monster Cook'un tutma ihtimali yüksek yani Allah'ın izniyle. Tabi bu ilimlere Allah'tan gelen şeyler. Bazı insan böyle şeylere ihtiyaç duyuyor, bu tarz ilimlere. Şunlar Katarlı'ya benziyor. Galiba Katarlılar geldi. Birazdan check-in yapacağım galiba. Ay ama yok, Katarlı değil mi o? Economy class. Ekonomi dolanarak giriyor. Bizi dolandırıyorlar. Tamam. Birazdan check-in yapacağım galiba. Hadi bakalım. Daha Ankara'dayız. Daha burada doğduğum yer. Daha tam uzaklaşamadım. Doğduğun yerle öldüğün yer arası ne kadar uzaksa o kadar iyi. Dünyayı keşfetmemiz lazım. Her yer bizim. Küçük düşünmememiz lazım. Büyük düşünmemiz lazım. Şu abi Özbek galiba. Her ırktan var burada ha. Çizer için çok sağlam referans. Farklı tipler görüyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi biletimizi aldık gördüğünüz gibi. Olay şeyi sordu bak. Dönüş biletim var mı diye sordu. Orada kalacağım bir otel var mı diye sordu. Onları okeyleyince veriyor. Çantana bakıyor bir de ağırlığına mağırlığına. Okey dedi yani şu anki haliyle sorun olmaz dedi. Bu da biletimiz. Ekonomiymiş. Koltuğum nere acaba? Seat 30A'ya bilmem ne. Zon 1. Acaba nasıl? Deniz manzaralı mı? Bu da dönüş mü? Ulan hangisini vereceğim ben? Hayda. Ay, iki tane var. Tarih 28 Ağustos. Bu ikisi de 28 yazıyor. Biri şu. Bak ilginç. Bu bugüne ait. Esenboğa'dan Doha. Sonra Doha'dan Kuala Lumpur. İki aktarma olduğu için ikisini birden verdi. Yani dönüşüme dair olan kısma dair bir şey vermedi şu an. İki aktarmanın biletini, Katar'ınkini almış oldum. Kuala Lumpur'da bir daha böyle yapmam gerekecek. O zaman diğerinde check-in yapmama gerek kalmadı o zaman Katar'a vardığımda. Çünkü koltuğum belli. Tabii buradan o mantık çıkıyor. Direkt uçağa gidebilirim. Güzel. Nice. Şimdi mescide gidiyorum. Abdest alacağım. Direkt hemen girmeyin dedi. Gerek yok dedi. Bir saat kala girin dedi. 1.30'da uçak. 12'de dalarım içeri. Şimdi saat 10.30.
1,5 saat var. Takılacağız. 1,5 saat. Mescide gidelim bakalım. Neymiş? Ankara'ya sen bu uluslararası havalimanına Boeing Company tarafından Boeing hediye edilmiş. Güzel. Şu et kalınlığı modellerde oluyor. Tabii bu elle yapıldığı için çok şey değil. Daha sanatsal. 3D modellerde bu daha düzgün oluyor. Bu et kalınlığı stilizasyon getiriyor. Burnunda da var. Işık küt düşüyor. Kolunda da bak ışık burada küt düşmüş. Birleşmiş. Bak şurada görüyor musun? Burayı çizgi kesik yapmış. Bunlar stilizasyon. Uzaktan baktığında da formu daha net anlamanı sağlıyor. Stilizasyon her zaman candır. Uçak da çok güzel. Karakter evet. Biraz daha stiliz yapsaymış daha da iyi olurmuş. Realistiye girmeyin model içinde. Zaten riskli bir şey. İnsana böyle bir ilahlık hissi getiriyor, tehlikeli. Stilizasyon daha iyi. Biraz daha stilize yapabilirmiş. Bir de çocuğa göre biraz daha yetişkin çene yapısı var. O da çizer biraz böyle Michelangelo tarzından esinlenmiş yani. Çocuğa göre biraz yetişkin, daha ziyade cüce gibi birine benziyor yani. Büyüyememiş bir yetişkine benziyor. Ama okey. Hediye sonuçta. Hediye olduğu için çok kurcalamamak lazım. Devam edelim. Burada normal otobüsler gibi bilet alabiliyorsun zaten. Şu tarafta. Buraya düşüncelerini yazabiliyormuşsun. Şimdi ben bu biletleri katlasam mı? Biletleri nereye koyacağım? Çok uzun biletler. Niye böyle uzun biletler veriyor acaba? Evet, burada başka influencerlar da var. Onlar da biliyor. Pegasus yabancı herhalde. Azerbaijan Airlines var şurada. Bir art galerisiyle karşılaştım. Şiirler var. Onlara özel abstrakt görseller yapılmış. Değişik kısa boyunlu kuğu dizlerini kanatmış çocuklar diyor ki yalan da bir ağacın uçurumunda tutunduğu. Yani evet. Sensin. Gözlerin buğulanıp daldığında seni hep ikiye bölecek. Evet. Kuşlar. Bunlar abstrakt. Yani böyle kafa karışık. Kafan karışık olduğunda beyninde gördüğün hezeyanlar veya düşünceleri daha ziyade şeye dökmüşler. Bak yazısı ne kadar güzelmiş. Duyan oldu mu? Beyazın yanındaydı karanlık. Bir ışık gördüm. Ah anne an kadar ne? An kadar küçük. Suyu çekilmiş sünger hali benimki. Bir çiçeğe hangi yüzle bakacağım bilemeyen. Evet. Yeşil yollarında yürür gibiyim sonrasızlığın. Acılar toplamakta son çiçeklerden gönlüm yığın yığın. Ne zaman dolacak öpüş sesimizle yıldızların altı. Ben mi kötü şiir okuyorum yoksa bu şiirlerde uyak problemi mi var? Burada bir Kore'de yapılmış araba var bak. Şeyi çok güzel, şu çizgiler çok güzel. Darbeyi engelliyorsa çok iyi. Ama böyle bir tırtta gözüken bir malzeme kalitesi var. Yani şeyi güzel, çizgiler çok iyi. Şunlar falan bayağı sert formlar. Yani araba diyor ki ben güçlüyüm. Şurada tutma yeri var. Onu anlamadım ne işe yaradığını. Ama güzel. Şu tırtıklar falan güçlendiriyor. Ama böyle malzeme kalitesi tırt gibi duruyor. Onu da söyleyeyim yani. İsmi de tırrık mıydı? İsmi Torres. Yani Torres EVX. İsminden zaten yer kalmamış. Ama farlar güzel. Güzel yani. Bayağı fütüristik bir araba. Böyle. Bir setup. Yani bir kamera kayıt versiyonu. Böylece ellerim serbest. Rahat oluyor böylece. İstediğim şeyi yapabiliyorum. Mesela telefonu çıkartıyorum. Bildirimlere bakıyorum. Rahat. İnternetim mi kapandı? Evet. Gibi. Setup'ımız bu. Şimdi buradan biletimizi içeri gireceğim artık. Şimdi içeri girdim. Şeyi göstermek istiyorum. Bak Harçkulu şey oldu. Burada Harçkulu'nu girişte istiyorlar işte. Burada bir daha içeri girişte bagajlara bakılıyor demek. Şimdi buradan geçerken laptopu ve şeyi çıkarmamı istediler. Laptopu ve tableti çantamdan çıkarıp onu da ayrıca koymamı istediler. Güzel şeyler varmış. 315 lira. 335 lira. Şöyle. 375 lira. Güzel. Fiyatlar bu şekilde. Yani dolar es demek istiyorlar. Siz Türk'ü alamazsınız demek istiyorlar. 118 numaralı kapıdan girezeyiz inşallah. Bu içerisi de böyle. Sakin.
dışarıda daha bir keşmekeş var. Kapı 118'den içeri girdim. Burada bekleme yeri var. Böyle alacaklar anladığım kadarıyla. Evet, şimdi içeri alınıyor. Evet, şuradaki uçağa bineceğim nasip olursa. Evet, şimdi uçağa gidiyoruz. Heyecanlıyım. Bir defa uçağa bineceğim. Ne olacak hiç bilmiyorum. Çok meraklıyım. Hadi bakalım. Uçak hareket etmeye başladı. Geri gidiyor gerçi şu. Gel abi, arka serbest. Gel abi. Sen düşünüyor ki lan bu koca metal yığını nasıl uçacak değil mi? Nasıl bir ikram var burada, Allah'ın ikramı işte. Bilim nasıl hizmet ediyor insana bak. Kocaman metal, şuna bak. Otobüs gibi gidiyoruz normalde yani. Bu nasıl hava uçacak? Uçağın içi de otobüs gibi bu arada, dar yani. Daha uçmuyoruz galiba. Ama hareket ediyoruz, o da bir şey. Böyle gideriz şeye kadar, bir yere kadar. Bismillah. Titremeler. Aa, uzakta uçak geliyor. Uçağa bak. Vallahi piste geldik ha. Ama oradan oraya gidene kadar bu uçak uçmaz. Tabii bir tur atacak, U çekecek, bir yerden dönecek. Apron'a geldik. Apron 4. Allah, sallanıyor oğlum. Her yer zangır zangır ha. Kaptan ortalasa uçağı, tamam, bir tam ortalayamadı gibi geldi ama bu sefer uçacak gibi hissediyorum. Azıcık azaldı. Vallahi kökledi adam uçağı. Şu an uçacağız gibi. Görürsem, yakalayabilirsem size çekerim. Tamam mı?